Bir de nimetlerin en zirvesi vardır. En üstünü. O nedir? Yani dünyada en değerlimiz nedir desek? En değerli varlığımız. Hepimiz farklı şeyler söyleriz. Kimimiz annemiz deriz, kimimiz eşimiz, kimimiz çocuklarımız, kimimiz şu veya bu deriz. Ama Yüce Rabbimiz bize diyor ki dünyaya gönderilen her insana nimetlerin en zirvesi olarak bahşettiğim nimet iman nimetidir. İmanın üzerinde başka bir nimet yok. O zaman eğer bu nimet çok büyük bir devletse, eğer bu nimet çok büyük bir saltanatsa bunu iyi değerlendirmemiz lazım. Yani Allah'ın bize bahşetmiş olduğu bir beden, yani sağlık nimeti de var değil mi? Sağlık nimeti. Bu bedenimizi ayakta tutan nedir? Beden kafesinin içerisinde bir can nimeti vardır. Bedeni beden yapan, ayakta yürümemizi sağlayan can gibi. Bedenin canı candır ama ruhun bedeni de imandır. Ruh imanla ayakta durur. Dolayısıyla bunların hepsi birbiriyle bağlantılıdır. Biz şunu ifade etmek ve şunu iyi anlamak durumundayız değerli cemaatim. Allah'ın bize lütfettiği nimetlerin en başında, en zirvesinde iman nimeti varsa, o zaman bunu iyi anlamak ve bunu iyi korumak zorundayız. Ki bütün hadisi şerifler, bütün sahabi kiramlar hep bunun derdiyle dertlenmişler. Allah'ım bizi imansızlıktan muhafaza eyle demişler. Her adımlarını, her söylemlerini imansızlığa giden bir tehlike olarak görmüşler.